Sevgili arkadaşlar, herkese selamlar. Nasılsınız bakalım? Bakalım kimler var burada? Yağmur, XK var, Sınıf 7 var, Orçun Utucu var, Melek var, iPhone, Feyza, Elif, Ders Kayıt 5, Beyza Aplak. Merhabalar, iyiyim. Sizler nasılsınız canlarım benim? Görüşmeyeli neler yapıyorsunuz bakalım? Nasılsınız bakalım? Ay, tek uzem de bizi canlı yayın almış. Harika. Harikasınız. Evet arkadaşlar, bugün sizlere şöyle güzel bir tanıtım dersi yapalım dedik. Aranızda beni tanıyanlar, ilk defa görenler. İlk defa görüyorsun. Oo, süper. Arkadaşlar, ben Çiğdem Hoca, biyoloji öğretmeniyim. YKS grubu ve Fenuhabet Öğretmenler grubunda biyoloji dersi anlatıyorum. Instagram sayfam Çiğdem Hocam, YouTube sayfam Çiğdem Hocam. Oralardan da beni araştırabilirsiniz. Tek Uzem şirketiyle çalışıyorum. TYT'yi sene boyunca dersleri ben anlatacağım açıkçası. İnşallah sizler de bizlere dahil olursunuz. Çok güzel derslerimizi işlemeye devam ederiz. Evet canlarım, hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Bakın 2023 YKS'de kadromuz bunlar. Sayfadan inceleyebilirsiniz. Telefon numarası falan da var. Oradan iletişim bilgilerinden sorgulayabilirsiniz. Biliyorsunuz ki yapay zeka destekli bir eğitim modeli mevcut. Bu gördüğünüz notlar sevgili arkadaşlar kendi notlarım. Elias'ın notlar. Evet. Görüşmeler için sistem yöneticisi Mete Bey'den bilgi alabilirsiniz. Hiç vakit kaybetmeden isterseniz başlayalım arkadaşlar. Sizin için bir konu seçtim, karbonhidratlar. Biliyorsunuz ki karbonhidratlar öğrencinin genelde zorlandığı konulardan bir tanesi, temel bileşenler kısmında. Bunu bir anlatalım. Şimdi organik bileşiklere geliyor sevgili arkadaşlar. Organik bileşiklere bakacak olursak yapısında unutmayalım ki karbon, hidrojen ve oksijen atomlarını birlikte bulunduran atom grubunu ifade eder. Mesela organik ve inorganiğin en temel farklarından bir tanesi nedir? Mesela bu üç ayaktan birini eksik olarak içerir. Ya karbonu eksiktir, ya hidrojeni, ya oksijeni eksiktir. Ama bakacak olursanız arkadaşlar, organik bileşiklerde bu üçü rahatlıkla bulunabilme özelliğine sahip. Canlılar tarafından üretilebilen bileşiklerdir. Mesela inorganiklerle farklı özelliklerinden bir tanesi de bu. Mesela biz inorganik bileşikleri üretemeyiz ama istersek karbonhidratı, proteini, yağı üretebiliyoruz sevgili arkadaşlar. Canlılar tarafından üretebilen bileşiklerdir diyoruz. Bazı organik bileşiklerin yapısında unutmayalım ki karbon, hidrojen ve oksijen atomunun dışında bazı yapılarda bulunabilmekte. Bunlar nelerdir? Azot, fosfor ve kükür gibi yapılarda bulunabilir arkadaşlar. Şimdi bakıyoruz. 4 tane baloncuğumuz var canlarım benim. Şimdi sizin organik bileşikleri anlayabilmeniz için neyin enerji verici, neyin yapıcı onarıcı, neyin düzenleyici, neyin yönetici olduğunu bilmeniz gerekli. Bakacak olursanız enerji verici kısmında neyi görüyoruz? Karbonhidratlar, yağlar ve proteinleri görüyoruz sevgili arkadaşlar. Yapıcı onarıcı kısmında protein, yağ, karbonhidrat. Düzenleyici kısmına bakıyorum. Hormonlar, vitaminler, enzimler, proteinler ve lipidler. Yönetici kısmına bakıyorum. Nükleik asitler. Nükleik asitlerimiz neler arkadaşlar? DNA ve RNA'yı içerir diyoruz. Şimdi bunlar size hayda diye verdiğim sıralamalar değil aslında. Gerçekten enerji verici olarak ilk sırada neyi kullanıyoruz? Karbonhidratları. Yapıcı onarıcı olarak sevgili arkadaşlar proteinleri, yağları kullanıyoruz. Karbonhidratları kullanıyoruz. Düzenleyici kısmına geldiğimizde hormonlar, vitaminler, enzimler, protein ve lipidler. Şimdi canlarım, bakacak olursanız dikkatinizi çekti mi bilmiyorum ama karbonhidratlar enerji verici olarak kullanılıyor. Aynı zamanda yapıcı onarıcı olarak da kullanılabilme özelliğine sahip. Ama bakın, karbonhidratlar düzenleyici değildir. Bunu buraya not alalım. Devam ediyorum. Bakın, bana biri protein dediği zaman ben proteinle ilgili şunu düşüneceğim. Protein bana hem enerji verir. Protein hep yapıma da katılabilir. Aynı zamanda protein bende düzenleyici etkiye de sahip olabilir. Yani protein molekülü enerji verici, yapıcı onarıcı ve düzenleyici özelliğe sahiptir. Bunların hepsi sistemde var arkadaşlar, PDF olarak. İsterseniz sistemden çıktı alabiliyorsunuz diye biliyorum.
Yağlar kısmına gelelim canlarım. Yağlara bakıyoruz. Yağlar hem enerji verici hem yapıcı onarıcı. Hocam sen buraya yağ yazmamışsın. Ben yağın ikinci ismini yazdım buraya. Nedir? Lipidler. Lipidleri görünce hemen eliniz ayağınıza dolaşmasın arkadaşlar. Lipid demek yağ demek. Latince karşılığı bakacak olursanız. Yağlar da yine düzenleyici olarak görev yapar. O zaman hocam birleştirelim. Protein yapıcı onarıcı, enerji verici ve düzenleyici olarak kullanabilmekte. Yağlar enerji verici, yapıcı onarıcı ve düzenleyici olarak kullanılabilmekte. Ama karbonhidratlara geldiğimde karbonhidratlar enerji verir, yapıya katılır, onarıcıdır fakat düzenleyici özelliğe sahip değildir. Onun haricinde düzenleyici yapılarımıza bakıyoruz. Hormonlar, vitaminler, enzimler de sevgili arkadaşlar düzenleyici özelliğe sahiptir. Nükleik asitlerimize geldik. Nükleik asitlere bakacak olursak hem DNA hem RNA içerir. Peki sorayım size canlarım benim. Lütfen soru cevap şeklinde olsun. En azından dersimiz böyle biraz hareketlenir. Sizlerden de dönüt almış olurum aynı zamanda. Bir canlıda ya da canlıların tamamında DNA ve RNA mı ortaktır? Yoksa DNA veya RNA mı ortaktır? Evet Can Nikolay alayım. DNA veya RNA. Hangisi ortaktır? Söyleyin bakalım. Evet. Ben söyleyeyim arkadaşlar. Bakacak olursak hem DNA hem de RNA sevgili arkadaşlar tüm canlılarda ortaktır. Bakın V veya arada farklılık var. Veya derse bıçağı yemeyeceksin. Bu niçin geçerli güzel insan? Hemen söylüyorum. Veya ifadesi virüsler için geçerli canlarım benim. DNA ve RNA unutmayalım ki sevgili arkadaşlar. Kim için geçerli? Yazıyorum. Tüm canlılar. Tüm canlılar unutmayalım ki hem DNA hem de RNA içerebilme özelliğine sahipler. Peki devam edelim. Şimdi geldim bakın baloncuklarımıza halen devam ediyoruz. Şimdi enerji endeksinde kullanım sırası dersem. İlk sırada neyi kullanıyorum arkadaşlar? İlk sırada karbonhidrat, ikinci sırada yağı kullanıyoruz. Üçüncü sırada proteini kullanıyoruz. Peki geldim. 1 gramının enerji verim miktarını değerlendirecek olursak ilk sırada yağ, ikinci sırada protein, üçüncü sırada karbonhidrat. Diğer bir soru şeklinde geliyorum. Yapıya katılma oranı derse birinci sırada protein, ikinci sırada sevgili arkadaşlar yağ, üçüncü sırada karbonhidrat kullanıyor. Beyinde yapıya katılma oranı dersem yağ, protein, karbonhidrat. Bu tamamıyla şu anda yaptığım ezberi bir olay. Ama bakın ezber olmaktan çıkaracağız şimdi cümleleri. Enerji adresinde ilk sırada karbonhidrat, yağ ve proteinler. İlk sırada neyi kullanır? Karbonhidratı. O bitince yağdan, o bitince proteinden karşılar. Neden hocam enerji adresinde ilk sırada vücudum benim karbonhidratı seçiyor? Şöyle bir durumu var. Diyor ki yağ bakıyor. Senin ve benim vücudum unutma ki her zaman ekonomik yolları kullanır, ekonomik çalışır. Yani A101 bir şok gibi çalışır arkadaşlar. Enerji eldesinde bakıyor, karbonhidrat orada, yağ orada, protein. Karbonhidratı gözüne kestiriyor. Diyor ki ben seni daha kolay parçalayabilirim. İlk olarak karbonhidrattan enerjiyi sağlıyor. O bittikten sonra nereden enerjiyi karşılıyor? Yağdan, ardından proteinden alıyor sevgili arkadaşlar. Normalde bunların diyelim ki karbonhidrat, yağ ve proteinden. Birer gram aldınız. KYP dediğim karbonhidrat, yağ ve proteini ifade ediyor. Bunların birer gramlarını yaktığınızda size aslında en fazla enerjiyi veren nedir biliyor musunuz? Yağdır. Ardından karbonhidrat, ardından protein, ardından karbonhidrat gelir. Peki hocam, bakacak olursam şu sıralamaya göre bana aslında en az enerji veren molekülü ben ilk sırada enerji eldesinde kullanıyorum. Nedeni neydi? Parçalanması daha kolay olduğu için. Güzel bir örnek daha verelim. Diyetisyene gittiğimizde genelde diyet listelerinin en başında ne yazıyor sevgili arkadaşlar? Hatırlayalım. Karbonhidrat yani ekmeği kes. Adam sana diyor ki sen zaten vücuduna fazla miktarda karbonhidrat almışsın. Bu karbonhidratı azalt. Yağdan yakmaya başla. Eğer sen vücudunda karbonhidrat ekstra dışarıdan giriş yapmazsan bu sefer karbonhidrat deposu biter. Nereden yakmaya başlar? Yağdan. İşte o an itibariyle sevgili arkadaşlar ne olur zayıflamaya başlarsınız. Bunu unutmayın. Ardından eğer ki yüksek oranda diyet yapmaya devam ederseniz ve vücudunuza hiçbir şekilde karbonhidrat ve yağ almamaya başlarsanız bu sefer canlı yapısına katılan unutma ki canlı yapısına yüksek oranda ne katılıyor protein? Üçüncü dereceden enerji elde edeceği geçer ve bu sefer vücudunuz proteini parçalamaya başlar. Eğer ki şayet bir yapı
proteini parçalamaya başladıysa canlı yapısı bozuluyor demektir. İrem Derici'yi bilirsiniz arkadaşlar. İrem Derici bir ara çok yüksek bir diyet olayına girdi. Hastanelik falan oldu hatta kadın. Bakacak olursam İrem Derici yüksek diyete maruz kaldığı için bu sefer vücuduna karbonhidrat almadı. Yağ da almadı. Protein de çok az. Böyle olunca da sevgili arkadaşlar bu sefer canlı yapısı bozulmaya başladı. Çünkü artık solunumla beraber proteini yakmaya başladı vücut. Ardından sevgili arkadaşlar yapısal bozulmaları gördük. Dikkat edelim. Bakın burada iki kelime arasında farklılık var. Bakacak olursanız bu da yapıya katılma, bu da yapıya katılma oranı. Ama dikkat edelim canlarım benim. Burada bize beyinde yapıya katılma oranı diyor. Bak buraya dikkat edeceksin. Beyinde yapıya katılma oranı dersen ilk sırada beyinde ne vardır? Yağ, ardından protein, ardından karbonhidrat yer alır. Peki hocam neden protein değil de beyinde yüksek oranda yağ bulunuyor? Ki birçoğunuz aşinasınız. Sinir hücrelerimizin etrafında miyelin kılıf var. Miyelin kılıf yağlı bir yapıya sahip arkadaşlar. Böyle olduğu için beyinde miyelin kılıf oranı çok daha yüksek olduğundan dolayı yağ oranı daha yüksek bir yapıya sahip. O zaman şu dört tane yapı bakın aslında döndürüp dolaştırıp üç şeyden bahsediyorum ben sana. Karbonhidrat, yağ ve proteinden bahsediyorum bakacak olursa. Ne oluyor arkadaşım bu sefer ben enerji adresinde kullanım sırası dersem soru değişiyor. Bir gramının enerji verim miktarını dersem sıralama değişiyor. Yapıya katılma dersem sıralama değişiyor. Beyinde yapıya katılma oranı dersem sıralamam değişmiş oluyor. Buraya kadar anlamadığınız herhangi bir yer var mı? Tekrar etmemi istediğiniz herhangi bir alan? Var mı canlar? Varsa tekrar edebilirim. Yok herhalde. Süper. Şimdi geldim. Karbonhidrat, yağ ve proteinleri parçalıyoruz değil mi? Neyle parçalıyorsun? Oksijenli solunumla parçalıyorsun. Bizler oksijenli solunum yapan canlılarız. Ben karbonhidratı aldım. Oksijenle parçalayıp enerji elde edeceğim. Bunları da enerji elde edebilmem için bazı maddeler açığa çıkarıyoruz. Nedir? Mesela karbonhidratlar, yağlar ve proteinleri parçaladığımda, özellikle karbonhidratı parçaladığımda karbondioksit ve ne elde ediyoruz canlarım benim? Su. Yağı parçaladığında oksijenli solunumla yine karbondioksit ve ne elde ediyoruz? Su. Proteini de parçaladığımda yine oksijenli solunumla karbondioksit ve su elde ediyorum. Bakın ortak aslında bunlar. Sadece dikkatinizi çekti mi bilmiyorum ama proteinde ekstradan bir madde daha açığa çıkarıyor. Nedir canlarım bunlar? Amonyak sevgili arkadaşlar. Ve amonyak zehirli bir bileşiktir. Yani biz proteini parçalamaya geldiğimizde artık vücuda amonyak yayılır. Biraz önce sana İrem Derici örneğini vermişim hatırlarsan. Dedim ki yüksek diyet yaptığı için vücutta karbonhidrat yağ ve kalmadı artık proteini parçalamaya başladı. Proteini parçalayınca yapısı bozuldu. Yapısının bozulmasının nedenleri arasında ne vardır arkadaşlar? Bakın NH3 vardır. Çünkü eğer sen proteini oksijenli solunumla parçalarsan dışarıya ne çıkar güzel insan? Amonyak çıkar ve böylelikle bu da seni zehirler. Zaten amonyağı üreye çevirip atıyoruz. Bunu bizim için karaciğerimiz yapıyor. Karaciğer diyor ki bebeğim bu kadar parçalanmaya ben artık amonyağı üreye çeviremiyorum diye. Yeterli gelemiyor bu noktada. Bu da işte vücutta fonksiyonel bozulmalara neden oluyor arkadaşlar. Peki devam edelim. Şimdi sizin organik bileşikleri anlayabilmeniz için aslında bunların monomerlerini bilmeniz gerekli. Mesela karbonhidrat özellikle canlıların temel bileşenleri ezberi bilginin yoğunluklu olduğu bir alandır. 9'un en uzun konularıdır sevgili arkadaşlar. Biyolojinin temelidir. Mesela canlıların ortak özellikleri temel bileşenler ve hücre konusunu oturtan bir kişi gerçekten biyolojide çok ciddi net artışları sağlayabilir. Mesela bizim dersin şöyle bir durumu vardır. Konuyu çalışırsın, soruyu çözmeye geçersin ama çözemezsin. Neden? Çünkü birçok konu iç içe sorular gelir bizde. Mesela hücreyle başlayan bir cümlede senin canlıların ortak özelliği ve temel bileşenleri bilgisine de ihtiyacın vardır. Onun için biyoloji biraz emek ister. İlk başta böyle 3-4 konu ilerletirsiniz. Ardından çok hızlı net artışlarını gördüğünüz bir alan olur. Bunu da söylemem mümkün. Şimdi bakalım. O zaman gelelim. Biz karbonhidratın monomerini bir öğrenelim. Karbonhidratın monomeri demek glikoz demektir sevgili arkadaşlar. Ama bakacak olursanız monomer demekle
Yapı birimi demek aynı şey. Monomer demekle basit organik demek aynı şey. Ya da yapı birimi demekle basit organik demek aynı şey. Mesela bunlar eş anlamlı olarak kullanılıyor bakacak olursanız. Yani birbiri yerine kullanabileceğiniz kelimeler. Öğrenci mesela getiriyor bana soru. Hocam diyor karbonhidratın monomerini verdin ama diyor. Karbonhidratın basit organiği hakkında hiçbir fikri beyan etmedin diyor mesela diyelim ki. Bakıyorum ki diyorum ki bak canım diyorum monomerle yapı birimi ve basit organik aynı şeyi ifade eder. Yani hemen eliniz ayağınıza dolaşmasın arkadaşlar. Biz evet biraz Türkçeyi konuşurken bile zorlanıyoruz, bu doğru bir şey. Ama yabancı kelimeler gördüğümüzde de hani hemen biz bunları nasıl öğreneceğiz çok zor, böyle düşünmeyin. Bir iki tekrarla bunların hepsi çok rahat oturacaktır arkadaşlar. Karbonhidratın monomeri, yapı birimi ve basit organik hepsinde tek bir yapıya çıkar nedir sevgili arkadaşlar? Glikozdur. Ve aynı zamanda canlarım benim karbonhidratları arasındaki bağın adı var. Bu bağın adını bilen var mı? Ben söyleyeyim. Glikozit bağdır mesela. İşte bu monomerleri, küçük yapı birimleri birbirine getirip böyle çeşitli bağlarla bağlayacağız. O bağların adı ne olacak? Glikozit. Sen glikozları bir araya getirip bağlarla, çeşitli glikozit bağlarla bağlayarak karbonhidrat elde etmiş olacaksın. Aynı şekilde sevgili arkadaşlar, yağın monomeri, yapı birimi ve basit organiğine gelecek olsam bak yine aynı şeyleri ifade ediyor. Monomer demek de yapı birimi demek aynı şey. Basit organik demek aynı şeyi ifade eder. Bakacak olursa yağ asidi ve gliserolü ifade eder. Yani yağın monomeri derse senin aklına ne gelecek? Yağ asidi ve gliserol gelecek canlarım. Buraya kadar anlamadığımız herhangi bir şey var mı? Varsa sorabilirsiniz. Aynı zamanda yağlardaki bağın adı nedir diye soracak olursam, yağlarda bağın adı değişecek arkadaşlar. Hangi bağ olacak? Ester bağı olduğunu söylememiz mümkün. Harikasınız. Peki devam ediyoruz canlarım. Geldik neredeyiz? Proteinlerdeyiz. Proteinin monomeri, yapı birimi, basit organiği aynı şeyi ifade eder. Peki bakacak olursam proteinin yapı birimi nelerdir sevgili arkadaşlar? Amino asitler. Peki amino asitler arasındaki bağın adı nedir? Bakın buradaki bağın adı ise unutmayalım ki peptit bağını içerir güzel insanlar. Evet. Proteinin monomeri, yapı birimi, basit organiği amino asitlerdir diyoruz ve peptit bağını ifade eder. Şimdi geldim. Nükleik asitlerin monomeri, yapı birimi yani basit organiği bak yine aynı şeyi ifade ediyor. Bunlarda da nedir? Nükleotit. Peki nükleotitler arasındaki bağın adı nedir? Bilen arkadaşım var mı? Fosfodiester bağı diyoruz canlar, tamam mıyız? Evet, şimdi gelelim. Şöyle güzel bir tekrar edelim anlattığımız kısımları. Organik bileşikler karbon, hidrojen, oksijen atomlarından oluşuyor. Canlılar tarafından üretilebilme özelliğine sahip. Aynı zamanda azot, fosfor ve kükürt de içerebilmekte. Dört tane baloncuğumuz vardı burada. Enerji verici olanlar, yapıcı onarıcı, düzenleyici ve yönetici olanlar. Hatırlayalım, yağlar hem enerji verici, hem yapıcı onarıcı hem düzenleyici özelliğe sahipti. Proteinler enerji verici, yapıcı onarıcı, düzenleyici özelliğe sahipti. Karbonhidratlar enerji verici, yapıcı onarıcı ama unutmayalım ki sevgili arkadaşlar karbonhidratlar düzenleyici değildi. Yönetici moleküllerimiz kısmında da DNA ve RNA içeriyordu ve tüm canlılarda DNA ve RNA ortaktı. Veya derse ya DNA içerir ya RNA içerir demektir. Bu sadece kimin için geçerli? Virüs. Virüsü de ne canlı ne de cansız olarak değerlendirebiliyoruz. Peki dört tane baloncuktan bahsetmiştik. Dört tane soru tipiydi bu da. Enerji adresinde kullanım sırası derse biz ilk sırada karbonhidratı, sonra yağı, sonra proteini kullanıyorduk. Çünkü neden? Vücudumuz A101 bir şok gibi ekonomik çalışıyordu bakacak olursanız. İlk olarak karbonhidratı kullanıyordu. Sonrasında yağı, ardından proteini parçalıyordu. Bunların birer gramlarını aldın yaktın. Aslında bize en fazla enerji veren yağ, ardından protein, en son karbonhidrat. Aslında bize en az enerji veren karbonhidratı biz ilk sırada kullanıyorduk. Çünkü parçalanması daha kolay olduğu için. Senin, benim ve tüm canlıların yapısı yüksek oranda ne yer alıyordu? Protein, ardından yağ, sonra karbonhidrat geliyordu. Beyinde yapıya katılma oranı derse orada işte biraz iş değişiyordu. Neden? Çünkü sinir hücrelerimizin etrafında hatırlayalım arkadaşlar miyelin kılıf vardı. Miyelin kılıf da yağlı olduğu için buna bağlı olarak beyinde yapıya katılmada yüksek oranda ne var? Yağ, ardından protein, sonra karbonhidrat geliyordu. Peki devam edelim. Bunları oksijenli solunumla aldım, yaktım hocam. Bana en fazla enerjiyi kim verir derse özür dilerim.
Bunların sonunda parçaladığım zaman açığa çıkan maddenin çeşitlerini değerlendirecek olursam, bu sırada ilk sırada ne var? Karbonhidratı parçaladığımda karbondioksit ve su içeriyor. Yağı parçaladığımda da yine karbondioksit su çıkışı var. Proteini de parçaladığımda karbondioksit ve su çıkışı var. Ama dikkat edelim, proteinde ekstradan dışarıya ne çıkışı oluyordu? Amonyak. Bu da zehirli bir yapıya sahipti arkadaşlar. Onun için proteini parçalamak riskli. Onun için üçüncü dereceden enerji verici olarak kullanılıyor. Karbonhidratın bitsin, yağın bitsin, artık iş kalmazsa, herhangi bir besin girişi yoksa artık proteinden parçalamaya başlıyor vücut. Geldik tek tek monomerlerini değerlendirmeye. Hatırlayalım, karbonhidratın monomeri yapı birimi basit organiği aynı şeyi ifade ederdi. Cevap nereye çıkıyordu? Glikoza. Karbonhidratlarda bağın adı neydi? Glikozit bağıydı. Yağın monomeri yapı birimi basit organiği neydi? Yağ asidi ve gliseroldü. Aradaki bağın adı neydi arkadaşlar? Ester bağını ifade ediyordu. Geldim hocam, proteinlerin monomeri yapı birimi basit organiği aynı şey demek ve arada hangi bağ vardı? Peptit bağının olduğunu söyleyebiliriz. Nükleik asitlerin monomeri yapı birimi ve basit organiği var. Yine burada da nükleotitler diyoruz arkadaşlar ve bakacak olursanız nükleotitler arasındaki bağın adı ise nedir? Fosfodiester bağıdır diyoruz. Şimdi aslında bu öğrendiğimiz birçok bilgiyi bütünleştirdiğimiz bir tablo var sevgili arkadaşlar. Ki bu tablo bence canlıların temel bileşenlerinin ana olayıdır arkadaşlar. Eğer bu tabloyu çok iyi anlarsanız bizim işimiz çok kolay. Çünkü diğer yapıları, yağları, işte proteinleri, ne bileyim enzimleri, birçok yapıyı bu reaksiyonları, tepkimeleri kullanarak çözebiliyorsunuz arkadaşlar. Ana mantığında bu vardır. Hatırlayalım. Şimdi bakın. Şekilde gördüğünüz gibi monomer var, yapı birimi var, basit organik var. Bunlar küçük yapıları ifade ediyordu, değil mi? Tamam. Poli Latince'de çok demek. Kompleks karışık yapıları ifade eder. Çok büyük kompleks karışık yapılar elde etmişiz. Peki bu olay nasıl gerçekleşmiş? Canlarım benim, bakacak olursanız bunu ben neye benzetiyorum? Şuradaki tesbih tanesi olsun. Tamam mıyız canlar? Tesbih tanesi. Tesbih tanelerini bir araya getirmek için onu ipek geçirirsin, değil mi? İşte bu ip aradaki bağlardır. Ne elde etmiş olursun? Tesbih. Bakın, tesbih büyük bir moleküldür. Ama tesbih tanesi küçük yapılardır. O küçük yapıların her birine ne isim verilir? Monomer. Yapı birimi basit organik. Onları sen bir araya getirebilmek için ne yapıyorsun? İpe bağlıyorsun. Böyle birbirine geçiriyorsun. İşte o aradaki bağları ifade eder. İşte burada o aradaki bağ kısmı, eğer ki o monomer glikozsa glikozit oluyor. Eğer ki o monomer yağ asidi ve gliserol ise ester oluyor. Eğer ki o monomer amino asit ise aradaki bağ peptit bağ oluyor. Eğer ki o monomer nükleotit ise fosfodiester bağı oluyor. Yani bağın adı değişkenlik gösterir. Ama ana mantığa bakıyorsun hep aynı. Monomerler bir araya gelir, polimerleri oluşturur. Monomerler bir araya gelir, polimerleri oluşturur. Basit organik maddeler bir araya gelir, kompleks organik maddeleri oluşturur. Ana mantık aynı aslında bakacak olursanız. Peki geliyorum. Bunları bir araya getirdim, bağladım, tesbih gibi düşüneceğiz. Tesbih tanesi ve tesbih gibi düşüneceğiz. Çeşitli bağlarla bağladım. İşte bunu yapmak inanılmaz güç gerektiriyor arkadaşlar. Şöyle düşünün, yoruluyorsunuz, büyük bir madde elde ediyorsunuz, küçük maddeleri birleştiriyorsunuz, büyük madde elde etmeye çalışıyorsunuz. İnanılmaz güç gerektirir ve terlersiniz. Terlediğiniz için dışarıya ne çıkışı olur? Su. İşte bak, buradan aklına gelsin. Küçük maddeleri bir araya getirip büyük madde elde ediyorsan, bu olayın adı nedir sevgili arkadaşlar? Dehidrasyon. Ve sen küçük maddeleri bir araya getirip büyük madde elde ediyorsan, sonuç olarak orada ne kullanırsın? ATP enerjisi. Çünkü sen büyük bir iş yapıyorsun arkadaşım. Polimer yapıyorsun. Tabii ki de enerjiye ihtiyaç duyacaksın. Ve tepkimelerinin daha hızlı gerçekleşebilmesi için ne kullanırsın güzel insan? Enzim kullanırsın. Eşittir. Bu olayın adı dehidrasyon olur ve dehidrasyon tepkimeleri sonucunda genellikle sevgili arkadaşlar su açığa çıkar diyoruz. Evet. Burayı hocam ben çok iyi anladım diyen kaç kişi, bir görebilir miyim? Bir dönüt alayım bakayım sizde. Anlamadığınız herhangi bir yer var mı canlar? Çiğdem harikasın. Oo, Mete harikasın. Mete de el kaldırdı. Meryem de çok iyi anlamış. Melek de.
Feyza da el kaldırdı. Harikasınız. Şimdi geldik. Biz büyük molekülü tesbihi elde ettik, değil mi? Peki sorayım size. O tesbihi sevgili arkadaşlar birbirinden ayırmak için ne yapman lazım? Ne yaparsın tesbihi ayırmak için? Söyle bakalım. Hadi canlar. Tesbihi dağıtmalısın. Bağ koparacaksın. Aferin. Bağ koparmamız gerekli. O tesbihin arasındaki o bağı çekip alman lazım. İşte bu noktada ne yapacağız sevgili arkadaşlar? Hidroliz yapacağız. Hidro ne demek Latince'de arkadaşım? Hidro su. Peki liz ne demek? Parçalama. Birleştir, su ile parçalayacaksın. Sen polimerleri alacaksın, kompleks organik maddeleri su ile parçalayacaksın. Sen şöyle düşün. Tesbih tanenin içindeki bağı koparırsan arkadaşım, tesbih tanelerinin her biri bir yere yayılır, değil mi? O elde ettiğin o küçük parçaların adı ne olur? Söyle bakalım bana. O parçaların adı ne olur tekrardan? Monomer olur. Yapı birimi olur, değil mi? Basit organik olur. Bunları elde etmiş olursunuz. Ki bakacak olursan burada su ile parçaladığın için dikkat et, su girişi olacaktır. Peki soruyorum size, tesbih yapmak mı kolay yoksa dağıtmak mı? Dağıtmak daha kolay, değil mi? O zaman ne yapacaksın? Aradaki bağı çekeceksin. Ama çok fazla enerjiye ihtiyaç duymazsın. Bundan dolayı denir ki hidrolizde ATP kullanılmaz. Ama dikkat et, dehidrasyonda ATP kullanılır. Niye? Sen da büyük molekül yapıyorsun. ATP harcayacaksın. Peki her ikisinde de enzim etkinliğini görüyoruz. Neden? Çünkü bakacak olursan arkadaşım, enzimin şöyle bir özelliği var. Enzimler girdiği tepkimeleri hızlandırabilme özelliğine sahip. Sen bir dehidrasyon tepkimesi de olsa, hidroliz tepkimesi de olsa ne olacak güzel insan? Hızlı bir şekilde gerçekleşmen lazım. Bu konuda enzimler senin görevini hafifletiyor ve tepkimelerin daha hızlı gerçekleşmesini sağlıyor arkadaşlar. Bakın tesbih tanesi ve tesbih olayıyla çok rahatlıkla dehidrasyon ve hidroliz tepkimeleri olaylarını anlamamız mümkün. Evet, anlayanları bir görelim. ATP'nin olduğu yerde enzim vardır diyebiliriz. Oo, vallahi herkes anlamış herhalde ya. Harikasınız. Sorun yok, mükemmel. Peki canlarım, gelelim karbonhidratlar kısmına. Şimdi karbonhidratları anlatabildiğimiz kadar anlatalım. Süremiz yettiği kadar buradan da birazcık giriş yapayım istedim açıkçası. Teşekkür ederim Meryem. Şimdi bakalım. Üç tane ayağı var karbonhidratın. Şey, neden? Organik bir bileşik. Şimdi bakıyorsun ki karbon, hidrojen ve oksijen atomlarını içerebilme özelliğine sahip arkadaşlar. Dersimiz kaç ders? Bir ders. 40 dakikalık bir ders yapalım dedik sizlere. Bizleri tanımanız için aynı zamanda. Ben yine de zamanı iyi değerlendirelim istiyorum. En azından geldiniz bana 40 dakikanızı başladınız güzel insanlar. En azından bir şeyler öğrenin gidin istiyorum. Yani bugün için 40 dakika diye anlaştık hocalarımızla, bu şekilde söylendi. Hani sisteme de öyle tanımlanıyor. Eğer zaten gelir sistemde kayıtlı olursanız bol bol derslerimizi işlemeye devam edeceğiz. Tamam mıyız? Hadi bakalım. Karbon, hidrojen ve oksijen atomu hepsini içerebilme yapısına sahip karbonhidratlarda. Nadir de olsa bazılarında kükürt ve azot da bulunabilme özelliğine sahip. Baktığımız zaman karbonhidratlarda genel formülü Cn, H2n ve ON olduğunu görüyoruz. Ama bakın genel formülleri böyle, bu formüle uymayan bir tane çeşit var, karbonhidrat çeşidi. O da nedir sevgili arkadaşlar? Deoksiriboz. Deoksiriboz buna uymaz. Neden? Deoksiriboz riboz şekerinden özür dilerim, bir oksijen atomu eksiktir. Bundan dolayı bakın şurada da anlatacağız zaten size. Biraz zamanımız yeterse detaylı bahsedeceğim. Kapalı formüle uymayan tek monosakkarittir. Çünkü C5H10O4 olduğunu görüyoruz. Bir oksijen atomu eksik olması onun kapalı formüle uymayacağı durumu gösteren bir yapı diyoruz canlarım benim. Peki bakacak olursak, hocam bitkiler tarafından fotosentezlenebilir. Evet, karbonhidratları fotosentezle bitkiler bizim için çok rahatlıkla sentezleyebiliyorlar arkadaşlar. Çok büyük artış sağlıyor. Peki bakacak olursa
fazla karbonhidrat aldım. Mesela ekmeği çok seven var mı aramızda? Karbonhidrat ağırlıklı beslenen, pilav ekmekle yiyen, makarna ekmekle yiyen vardır elbette. İşte biz vücudumuza fazla karbonhidrat alınca ne oluyor? Ne yazık ki göbekte, basende, kalçada, bir yerlerde sevgili arkadaşlar bu yağ dönüşerek depolanıyor. Yani isteriz ki bakın yani bunları atabilelim vücudumuzdan ama ne yazık ki böyle bir durum söz konusu değil. Keşke fazla karbonhidrat alıp işte atabilme durumumuz olsa ama vücudumuz bu konuda nain diyor. Fazla karbonhidratı neye dönüştürürüm diyor? Yağ dönüştürür. E sana ileride soru çözerken geliyor. Glikoz yağ dönüşür mü diye. Dönüşür arkadaşım işte karbonhidrat yağ dönüşüyorsa glikoz da yağ dönüşebilme özelliğine sahiptir diyoruz. Arkadaşlar bu arada hangi illerden katılım var? Hangi illerden katılım var? Şöyle bir göreyim. Ankara'dan var. Çok güzel. Kocaeli, Elazığ. Allah'ım Türkiye'nin dört bir yanında ders yapıyorum. Batman, Sivas. Arkadaşlar ben nereliyim biliyor musunuz peki? Aksaray var. Oo! Gülşen bizim gruptaki öğrencimiz. Gaziantep'liyim. Yeme şehri yeme. Yani bizde karbonhidrat bol arkadaşlar. Bizde tatlıyı bile ekmeğe sapıyoruz biz. Bakacak olursan. Makarnayla da ekmek yenir. Ondan sonra pilavla da ekmek yenir. Yani bildiğiniz ekmek önemli bir olaydır. Bakacak olursanız arkadaşlar bizler işte biraz böyle tombiş olmamızın nedenleri arasında bunlar var. Aynen öyle. Benim de biraz yanakları görürsünüz marshmallow gibi. Yani Gaziantep'e bir gelin de göreyim sizi. Yemeklerimiz o kadar güzel ki. Bakacak olursanız götürüyoruz vallahi güzel güzel yemekleri. Sonra ne oluyor? Fazla karbonhidrat aldığında işte yağ dönüşerek vücudumda bir yerlerde toplanıyor. Elifçim çok teşekkür ediyorum. Şimdi gelelim. Kaçıncı derecede enerji verici olarak kullanılıyor? Dikkat. Birinci derecede. Ben bunu şimdi öğrenmedim ki. Bak sana ben biraz önce bunu öğrettim. Nerede öğrettim? Şu baloncukları hatırlıyorsunuz değil mi arkadaşlar? Enerji eldesinde ilk sırada neyi kullanıyorduk? Karbonhidrat, sonra yağ, sonra protein. Aslında bana en az enerji veren bileşik olmasına rağmen karbonhidrat, ben bunu unutma ki ilk sırada kullanıyordum. Değil mi canlar bakacak olursanız? Peki niye bunu ilk sırada kullanıyordum? Bana bir hatırlatabilir misiniz yani? Yani bana az enerji veriyor karbonhidrat. Ben niye ilk sırada bunu kullanıyorum? Evet, alayım hemen cevabı. Evet canlarım, evet hemen bekliyorum gelsin cevap. Hadi. Vallahi bıçaklarım haberiniz olsun. Kolay parçalanır. Harika. Çünkü vücudumuz A101 BİM şok gibi ekonomik çalışıyordu değil mi arkadaşlar bakacak olursanız. Onun için birinci derecede seçilmesinin nedeni solunumda özellikle parçalanması kolaydı canım. Tamam mı? Evet, şimdi gelelim. Enerji verir, yapıya katılır ve düzenleyici değildir dedik. Biz bunu burada öğrenmedik ki. Çiğdem Hoca biraz önce bize bunu daha ilk konunun girişinde organik bileşikleri anlatırken dedi ki karbonhidratlar enerji verir. Karbonhidratlar yapıya katılır ama karbonhidratlar unutmayın ki düzenleyici değildir diyoruz arkadaşlar. Bunu zaten bize öğretmişti. Burada da sanki yeni bir bilgiymiş gibi bekliyoruz işte bak biyoloji hep böyle. Konular aslında birbiriyle çok bağlantılı. Enerji verir, yapıya katılır fakat düzenleyici özelliğe sahip değildir. Kimin yapısına katılır? Mesela DNA'nın yapısına deoksiriboz şekeri, RNA'nın yapısına ATP'nin yapısına riboz şekeri olarak bulunabilmekte. Ki bakacak olursanız lipid ve proteinlerle birleşerek hücre zarının yapısına katılıyor. Bizim glikoz biraz ayran gönüllü. Gidiyor hücre zarında lipidle birleşiyor. Glikolipidi oluşturuyor. Glikoz gidip hücre zarına proteinle birleşiyor. Glikoproteini oluşturuyor. Bakın bunlar da hücre zarını özellikle özgünlük, kimlik kazandıran kısmındadır. Bunu unutmayalım. Bitkilerin yapısına katılabilme özelliğine sahip selüloz olarak katılıyor. Böceklerin dış iskeletine kitin olarak katılabilme özelliğine sahip diyoruz. Bunların hepsini detaylı olarak göreceğiz. Aslında karbonhidratları öğrenmenin yolu işte bu tablodan geçiyor sevgili arkadaşlar. Bakın karbonhidratları
öğrenmek istiyorsanız bu tabloyu öğrenmelisiniz. Şimdi gelin bakalım nelermiş. Önce bir anlatacağım, sonra güzel bir kodlama vereceğim size ve sonrasında dersimizi tamamlamış olacağız. Karbonhidrat çeşitlerine bakacak olursak 3 çeşit karbonhidratımız var bizim. Monosakkaritler, disakkaritler ve polisakkaritler. Mono, Latince'de ne demek sevgili arkadaşlar? Tek. Sakkarit, şeker. Birleştir, tek şekerleri ifade eder. Disakkarit, di Latince'de ne demek? İki. Sakkarit, şeker. Birleştir, disakkarit, iki şekerler. Geldim. Poli. Poli ne demek? Çok. Sakkarit, şeker. Birleştir, tok şekerlileri ifade eder canlarım. Peki bakacak olursanız sevgili arkadaşlar. Üç karbonlular, beş karbonlular ve altı karbonlular olarak ayrılır monosakkaritler. Disakkaritler ise maltoz, sükroz ve laktoz diye ayırıyoruz. Polisakkaritleri de yapısal ve deposal olarak ayırabilme özelliği var. Yapısal olarak selüloz ve kitin, deposal olarak nişasta ve glikojeni görebiliyoruz arkadaşlar. Peki, Gülşen bak söyledi. Dersi anlatırken ben bunu vermiştim. Bunu bir öğrencim bulmuştu. Ben de yıllardır kullanıyorum. Saçma kodlamalar bazen kalıcı oluyor. Bakın size bir örnek vereyim. Ya sıfat fiil iki. Kodlaması neydi? Anası mezar dikecekmiş. Allah'ınızı severseniz anası mezar dikecekmiş de sıfat fiil ekinin ne alakası var arkadaşlar? Ama kalıcı. Bakıyorsun ki kalıcı yani. Önemli olan akılda kalıcılığını sağlayabilmek. Bakıyorum ki 3 karbonlu, 5 karbonlu, 6 karbonlu monosakkaritler. Peki bakacak olursam disakkaritler kısmına geliyor. Maltoz, sükroz, laktoz. Polisakkaritleri de yapısal ve deposal olarak ayırdık. Yapısal olarak selüloz, kitin, deposal olarak glikojen ve nişasta olduğunu söyleyebiliriz. Canlar kodlamayı veriyorum. 3, 5, 6, masal, yasak, düğün diyoruz. Bakın, geliyorum. Monosakkaritler neydi? 3, 5, 6. Evet. 3, 5, 6. Disakkaritler neydi? Maltoz, sükroz, laktoz. Maltoz, sükroz, laktoz. Geliyorum. Maltoz, sükroz, laktoz. Sakkaritler neydi? Yapısal ve deposal olarak ayrılıyordu. Yapısal olanlar selüloz kitin, yapısal olanlar selüloz kitin. Deposal olanlar ise nişasta glikojen. Bakıyorum sevgili arkadaşlar. Deposal, glikojen ve nişasta. Şimdi bakın. Tekrar ediyorum. Monosakkarit, disakkarit ve polisakkaritlerin kodlaması 3, 5, 6, masal, yasak, düğün. Nelerdi monosakkaritler? 3 karbonlar, 5 karbonlar, 6 karbonlar. Disakkaritler neydi? Maltoz, sükroz, laktozu ifade ediyordu. Polisakkaritler yapısal, deposal. Yapısal olanlar selüloz, kitin. Deposal olanlar nişasta, glikojen. Bakın hadi gelin boş bir sayfa açayım. Beraber bunu yazalım. Ben size karbonhidrat çeşitleri desem. Kaça ayırıyoruz? Hadi sınıf söyle bakalım bana. Katılalım. Herkes katılsın. Ne öğrendin, öğrenmedin? Bakalım. Evet, karbonhidrat çeşitleri nelerdi? Söyleyin bakalım. Monosakkaritlerimiz vardı. Değil mi? Sonra ne vardı canlar? Disakkarit. Ardından harikasınız polisakkarit. Peki kodlamanız neydi? Biraz önce verdiğim kodlamayı bana bir söyleyin bakalım. Kodlama neydi? Evet, alayım kodlamayı. 3, 5, 6. Evet, 3, 5, 6. Sonra masal. Sonra yasak. Sonrasında ne vardı arkadaşım? Düğün vardı. Hadi yazalım. 3, 5, 6 burada değil miydi? 3 karbonlu, 5 karbonlu, 6 karbonlu. Disakkaritler kısmına gelelim. Neler vardı? Maltoz, sükroz ve hocam laktoz var. Evet. Ya burayı da kendi arasında ikiye ayırmıştık. Neydi? Yapısal ve deposal olmak üzere. Peki yapısal olanlar neydi? Yasak. Burası da deposal olanlar düğündü. Peki yapısal olanlara ne söyleyeceğiz? Selüloz ve kitin. Deposal olanlar neydi? Glikojen, nişasta canlı. Evet, geçmiş olsun. Karbonhidrat çeşitlerini bitirmiş olduk.
Anlaştık mı? Kalıcı oldu mu peki kodlama sizin için? Hiç duymuş muydunuz arkadaşlar? Bence duymamışsınız böyle bir kodlama. İlk defa duyuyorsunuz değil mi? Bakın bunun gibi dönem içerisinde birçok kodlamalar vererek ders anlatıyorum. Dersime katılan öğrencilerimiz de var burada. Mesela kim var burada? Gülşen vardı. Derslerimizin nasıl geçtiğini Gülşen istersen arkadaşlara kısa bir özet geç hemen. Sesini de açabiliyorsun bildiğim kadarıyla. Yani kodlamalarla ders işlemeye özen gösteriyoruz arkadaşlar. Bakın kendi öğrencilerimizden geri dönükler de görüyorsunuz. Mesela hücre duvarı bulunan canlıları ben babam diye kodluyorum. Mesela babalar biraz duvar gibidir değil mi? Hücre duvarı serttir. Kodlama babam, bakteri, arke, bitki, mantar. Tek kodlamayla birçok şeyi bitirmiş oluyoruz arkadaşlar. Eğer gelir aramıza katılırsanız dönem boyu TYT ve AYT derslerinizi güzel bir şekilde işleyeceğimize söz veriyorum. Söylemek istediğiniz herhangi bir şey var mı Canlar? Çok güzel bir ders oldu. Ben teşekkür ediyorum. Sonraki ders ne zaman olur bilmiyorum. Sistem yöneticileriyle görüşürsünüz. Bu canım hocamızı takip etmeyi unutmayalım diyor Gülşen. Çok memnun oldum. Beğenmeniz çok hoşuma gitti gerçekten. Çiğdem hocam Instagram sayfam tekuzem YKS tayfa bunları da takip ediyoruz arkadaşlar. Bizi takip ettiğiniz zaman çok güzel dönütler alabileceğinize temenni verebilirim. Kadromuz çok iyi gerçekten özenle seçildi. Benim gibi burada birçok kıymetli hocamız işini özveriyle yapıyor bakacak olursak. Sizleri de aramızda görmekten gerçekten mutluluk duyarız. Çok çok memnun oldum canlarım. YKS sürecinde size tavsiye edeceğim tek şey çalışın. Tek şey arkadaşlar. Çalışmadan bu iş olmaz. Bizim çalışmamız gerekli. Bizim eğitim sistemimiz 12 yıl bizi yatırır. Son seneye geldiğimizde 4 yılın konusunu bakıyoruz. 8 ayda halletmeye çalışıyoruz. Bunun için çok çalışmamız gerekli. Özverili olmakta büyük bir fayda var. Ve aynı zamanda sevgili canlarım benim şöyle söyleyeyim size. Evet gerçekten psikolojik olarak yıpratan bir süreç bu süreç sizi. Yani kolay herkes için işte çalış demek kolay. Gerçekten çok zorlayıcı anlayabiliyorum. Fizik sorusu ayrı, matematikçisi ayrı, Çiğdem hocası ayrı, biyolojisi ayrı. Hepsi ayrı bir telden bakacak olursanız. Ama bu işi ciddiyete alırsanız gerçekten güzel düzenli bir programla güzel destekleyen sizi gerçekten bu yolda doğru olarak ilerleyeceğiniz sistemleri tercih ederek güzel sonuçlar elde edebileceğinizi düşünüyorum canlarım benim. Tamam mıyız? Yine aklınıza takılan bir soru olursa bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Kayıt yaptırmak isterseniz sizi sistem yöneticileri bakın arayabilir. Yine bana yazabilirsiniz. Ben sizi onlara yönlendirebilirim. Benim için de çok keyifli bir ders oldu. Tamam mıyız canlar? Seviyorum sizi. Kendinize çok iyi bakın. Her zaman yardımcı olmaya özen gösteririm. Sizler de bizleri takip ediniz. Tamam mıyız? Oradan iletişim halinde kalalım. Ara sıra hal hatır sorarız en azından. Tamam. Haydi bakalım. Öpüyorum sizi. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın. Görüşürüz. İyi akşamlar.